Gündemin en enteresan haberi, en ilginç haberi ise uzak Orta Doğu'dan geldi. İsrail'den geldi. Aşağı yukarı bir buçuk saat önce geldi bu haber ve Lübnan'dan geldi. Hani normal savaşları biliyorsunuz. Geçmişte kılıç kalkanla yapılıyordu. İşte teknoloji ilerledikçe uçaklar girdi, tanklar girdi, teknolojik silahlar girdi. Ve bakın teknolojinin geldiği noktaya bakınız. Akıl almaz bir saldırı. İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı. Siber bir saldırıyla 8 kişi hayatını kaybetti. Şu anda yaralı sayısı 2750. Kimi meyve tezgahında bekliyordu. Kimi alışveriş yapıyordu. Sokakta yürüyen veya trafikte seyir halindeki Lübnanlılar bir anda taşıdıkları çağrı cihazları patladı. Acı içinde yere düştüler. İsrail çağrı cihazlarına siber saldırı yaptı. Çağrı cihazlarının patlaması sonucu 2750 kişi yaralandı. Bir Hizbullah milletvekilinin oğlu dahil 8 kişi öldü. Saldırı sonucunda sadece Hizbullah milisleri değil Lübnanlı sağlık görevlileri de yaralandı. Yaralılar arasında İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mujteba Emani de var. Beyrut sokakları ambulanslarla, hastaneler yaralılarla doldu. Sağlık Bakanlığı Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını istedi. Vatandaşlara çağrı cihazlarını kullanmayın dendi. Güvenlik kaynakları son model olduğu belirtilen çağrı cihazlarını Hizbullah'ın birkaç ay önce getirdiğini söyledi. Bir Hizbullah yetkilisi patlamaların son bir yıldır İsrail'le savaşan örgütün karşılaştığı en büyük güvenlik ihlali olduğunu söyledi. Hizbullah saldırıdan resmen İsrail'i sorumlu tuttu. İsrail hak ettiği cezayı alacak dedi. Bir Hizbullah yetkilisinin oğlu da öldürülmüş. Bakınız teknolojinin geldiği noktayı görüyor musunuz? Ve Hizbullah bu çağrı cihazlarını, son model çağrı cihazları birbirleriyle haberleşmek için Avrupa'dan getirtiyor, yurt dışından getirtiyor ve İsrail bunu izliyor. Ve o çağrı cihazlarını patlatıyor. Yani bugün çağrı cihazlarını patlatan bu telefonları da patlatır. Yani, teknolojinin geldiği veya İsrail'in elindeki teknolojiyi görüyor musunuz? Ve hiç uçak kaldırmadı, bomba atmadı, bilmem ne yapmadı. Yapıyor onu da bir tuşla, siber bir saldırıyla o takip ettiği çağrı cihazlarının, yani istihbaratın da ne kadar kuvvetli olduğuna bakınız. Ve o çağrı cihazlarını patlatıyor ve şu anda durum bu. 8 kişi hayatını kaybetti, 2750 kişi yaralandı. Bir Hizbullah yetkilisinin oğlu yaralanmış, İran Büyükelçisi yaralandı. İran Büyükelçisi yaralandı. Gelinen nokta bu.